Dostlar merhaba, Ekonomist Çoban Kanalı'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Tolga Yalçın, arkadaşım Ekonomist Çoban Mustafa Yılmaz. Bugün 10 günlük bir Türkiye gündeminin özeti niteliğinde bir bölüm olacak. Dolar, piyasadaki hareketler, Barış Pınarı harekatı, bunun ekonomi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Mustafa söz sende. Harekatın politik ya da siyasal ya da askeri kısmı ile ilgili pek bir şey söylemeyeceğim. Daha önce bunu çekin, bunu konuşun videolarda diyenler olmuştu. Biz öyle oldu, böyle oldu çekemedik. İyi ki de çekememişiz çünkü çekebilseydik orada söyleyeceklerimden sonra şu anda ters köşeydim. Şu anda o videoda söylediklerimden dolayı utanç içinde olacaktım. Hayal kırıklığı cümleleri olacaktı. İyi ki de çekememişiz. Şimdi söyleyeceklerim olanların ekonomik boyutları ve yatırımcıya ya da halka yansıması üzerine olacak. Hikaye şöyle başladı. Trump'la ilgili bir video çekmiştik. Bu videoyu izleyenler beğendilerse şayet videonun sonunda gidip orada söylediklerimi de dinlesin. Hı hı. Orada anlattıklarım 9 gün, 10 gün içerisinde yaşandı ve şu anda tekrar karşımıza çıktı. Aykut Kocaman'ın, ben kendisini pek sevmem ama Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu ve teknik direktörlerinden biri. Onun söylediği bir söz var. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Gerçekler gerçekten de eninde sonunda ortaya çıkıyor. Orada söylediklerimi lütfen videonun sonunda gidip kontrol etsinler. Aşağı yukarı söylediklerimin hepsi birebir gerçekleşti. Bu süre içinde ne oldu? Biz bir harekata başladık. İlk kez dedim ki bu sefer galiba doğruyu yapıyoruz. Doğruyu yapıyoruz derken dirayetli ve dik durmak açısından söyleyecektim bunları. Ve bunun da işte dolar tarafında, ekonomik yaptırımlar tarafında bizi sıkıntıya düşüreceği gibi bir imaj vardı. Kaldı ki düşürdü de. Dolar 5.90'lara gitti. Sonrasında da Cumhurbaşkanımız işte önce görüşmeyeceğim dedi. Sonra ateşkes olmayacak dedi. Söylediklerinin ikisi de olmadı. Önce görüştü, sonra da ateşkes oldu. Ve yaptırımların ortadan kalkma durumu söz konusu oldu. Ve birdenbire pataküte aşağı gelen bir dolar. Bu aslında giderken de sonrasında beklenmedik şekilde harekatın durdurulmasıyla geri dönüşünde de benim için sürpriz olmadı. İşte 5.85'ler, 5.90'lar civarından yavaş yavaş gevşeyeceğini düşünüyorum diye. Harekat uzasaydı bu süreç biraz daha uzayacaktı. Belki 6'lara gidecekti, 6.10'lara gidip gevşeyecekti. Ama geleceği yer belli. Çünkü doların nasıl baskılandığını yine daha önceki videolarda anlatmıştım. Sistem aynı şekilde devam etti. Son bir haftada bankaların piyasaya sattığı dolar miktarının 8 milyar dolar olduğu gibi bir söylem var ya da söylenti var. Aynı sistemle dolar baskılanmaya devam ediyor. Burada anlatacağım şey doların kaç para olduğu, kaç para olacağı vesaire değil. Yine daha önceki videolarda söylediğim bir ters köşe ekonomisi mantığı vardı. Yine bu videonun sonuna da ekleyelim o linkleri. Trump çıkıyor diyor ki bir gün, bir saat ekonominizi mahvederim. Daha önce de yaptı. Haydi dolar yukarı. Ertesi gün Trump iyi tarafından uyanıyor. Diyor ki Türkiye bence öyle değil böyle yapar. Bu işler hallolur falan. Bir aşağı. Sonra hemen bir başka senatör devreye giriyor. Başka bir şey söylüyor yukarıya. Sonra bir başkası çıkıyor ya da Trump çıkıyor tekrar diyor ki ben bunun diyor düzeleceğine inanıyorum. Tekrar aşağıya. Sonra bir Halkbank söylentisi çıkartıyorlar ki Halkbank çok bel altı vuruş Türkiye'ye. Halkbank kartını açıyor birisi. İşte borsa tepe taklak oluyor. Bankacılık sektörü, endeksler, işte banka hisseleri yerle yeksan oluyor. Sonra birdenbire bir telefon görüşmesi, harekat durduruluyor. Her şey süt liman. İşte dolar 5.90 küsürlerden bir anda 5.70'lere geriye. Burada olan biten doların geldiği ya da gideceği yerle ilgili değil. Bahsettiğim ters köşe ekonomisinin insanlara dolar ile rektal tuşe yapılmasıdır. Yani kimisi buna keriz silkelemesi diyor. Ben keriz silkelemesinin yeteri kadar insanlarda anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Belki rektal tuşe başına gelen bilir. Yani yatırımcı için şöyle bir durum var. Dolar birdenbire tırmanışa geçiyor. 5.90'lar, 6'lar konuşuluyor. Daha önce 12 liraları çıpalayan ekonomistler koptu gidiyor. 6, 6.20, üzerinde 7.20 var. Üzerinde 7.80 ondan sonra hiçbir şey yok falan gibi beklentilerin ve algıların içerisine sokuyor insanları. Sonra bir bakıyoruz ki gün sonunda iş patlıyor. Trump videosunda anlattığım bir şey vardı. Trump'ın piyasalar kapandıktan sonra attığı o korkunç tweet. Ekonominizi yok ederim. Tweet'inin olduğu gün akşam üzeri her şey yolunda giderken
BIST'te, yani borsamızda, Borsa İstanbul'da. Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü satışları olduğunu söylemiştim son yarım saatte. Dün de tam tersi durum yaşandı. İşte bu görüşmeden önce yerle yeksan olan borsamız piyasa kapanışına yakın eksilerden artılara çıktı. Şimdi bu görüşmeden ne çıkacağını kim biliyor? Nasıl oluyor bu son yarım saatte? Kimler işlem yapıyor? Kimler bu durumdan haberdar? Ben artık dolar şu olmuş, bu olmuşu yorumlamaya imtina ediyorum. Çünkü gerek yok. Organize İşler filmini izledin mi? Hı hı. Orada efsane bir sahne vardır. Der ki, tabutun içinde ölülerle deliler. Ya tabutu taşıyanların içinde olacaksın, ya tabutun içinde, ya da bu işi organize edenlerin. Şimdi dolar yorumlamak böyle bir ortamda tabutu taşımaktan başka bir şey değil. Olayların gidişatına, teknik analize, temel analize dayanarak bir tahmin yapma seni ters köşede bırakıyor. FX'te, Forex'te işlem yapıyorsan TL bacaklılara işlem yapma. Çünkü adamı ters köşeye yatırırlar. Aynı şekilde benim kişisel kanaatim, yani ben Forex'te TL bacaklı işlem yapmam. Çok acayip bir şey görmedikçe, çok emin olmadıkça, çok iyi bilmedikçe. Aynı şekilde Borsa İstanbul'da da yatırım yapmam. Şimdi iki tane örnek var son 10 günde gelişen. Trump'ın tweet atacağını mı öngördüler o gün son yarım saatte? Dün harekatın durdurulacağını mı öngördüler son yarım saatte? Şimdi matematiğin gerçekliğine inanıyorsan bunların tesadüf olmadığına kanaat getiriyor olman lazım. Şans oyunlarında da şöyle bir durum var. Bilmiyorum, biliyor musun, hiç dikkat ya da takip ediyor musun? Açıp Google'da bakabilirler. Şans oyunlarında sayısal loto ya da milli piyango. Antalya, Muratpaşa ve Ankara Yeni Mahalle acayip şanslı ilçeler. Son 6 yılda 20 kez büyük ikramiye çıkmış Antalya Muratpaşa'ya. Yani bu benim hatırladığım bir başlıktı. Ondan sonra kaç kere daha çıktı bilmiyorum. Matematiksel olarak isteyenlere hesaplar söylerim. Olasılığını mı? Kaç milyarda bir Antalya Muratpaşa ilçesine 20 kez büyük ikramiye çıkma olasılığını? Kaç milyarda ya da kaç trilyonda bir çıkacağını? Normal şartlarda mı? Tabii, normal şartlarda. Matematiksel olarak. Bu bir istatistik, bu bir oran orantı. Permütasyon, kombinasyonla rahatlıkla hesaplayabileceğimiz bir durum. Durum böyle gelişiyor. İnsanlara sürekli işte haberler çıkıyor. Yine Antalya Muratpaşa'ya çıkmış, yine Ankara Yeni Mahalle'ye çıkmış. Ya şurada şunu düşünmen lazım. Ya gerçekten bunun şans olduğuna inanıyor olman lazım, ya da matematiğe inanıyor olman lazım. Akla bilme inanıyor olman lazım. Bunun üstüne Antalya Muratpaşa'ya gidip bilet alan insanlar oldu. Milli piyango turizmi oluştu. Bak adamdaki inancı görüyor musun? Muratpaşa'ya rastlantısal olarak 20 kez büyük ikramiyenin vurduğunu, oranın şanslı ilçe olduğunu, okunmuş ilçe olduğunu falan düşünüyor. Ve oraya gidip oradan bilet alıyor. Çıkıyor mu? Çıkmaz. Neden? Söyleyeyim mi? Söyle. Yani çünkü bunun arkasında eğer bir tezgah olduğunu düşünüyorsak. İşte bunlar organize işler. Oraya, o bölgede alınan bir bilete, herhangi bir bilete, Mehmet Efendi'nin aldığı bilete çıkmayacaktır bu. Şimdi tabutun altında tabutu sırtlayanlar var ya, işte en başında o Muratpaşa'ya gidip oradan bilet alan iyi niyetli insan var. Kaynağın ne abi? Neyin kaynağı? Sadece matematik, istatistik bilimi mi? Evet. Yani bunun bu şekilde olduğunu burada rahatlıkla söylemekten nasıl imtina etmiyor musun? Matematikten daha kesin, daha gerçek bir bilim var mı? Bence yok. Bence de yok. Matematik her yerde aynı. Yani görmeden inandığım tek şey Allah'tır. Onun dışında gördüğüme inanırım, saydığıma inanırım, aklıma yatkın olanına inanırım. Hani oranın şanslı ilçe olduğunu düşünmek benim için kendi aklıma hakarettir. Son birkaç gündür bana yakın çevremden FX'te ne yapıyorsun ya da ne yaparsın gibi sorular geliyor. Ben FX'te TL bacaklı işlem yapmamaya çalışıyorum. Fakat son birkaç günde açık söyleyeyim dolar şortladım. Düşeceğini düşünüyordum. Hı hı. Yükseldikçe bir daha şortladım. Yükseldikçe bir daha şortladım. Dün akşam itibariyle de o pozisyonlar kâra geçti. Bu sabah itibariyle de tüm pozisyonlarımı kapattım. Düşebileceği yer olarak da burayı öngördüm. Burada kapattım. Peki neye dayanarak ben dolar şortladım? Tamamen içgüdüsel, tamamen rektal tüşe ekonomisine inandığım, ters köşe ekonomisine inandığım ve bunda da son birkaç senedir yanılmadığım gerçeğiyle. Bundan sonrasında ne olacağıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Bir şey söylemeye de ihtiyacım yok, insanların da ihtiyacı yok. Bir başka videoda doların gerçek değeriyle ilgili konuşacağım. Benim hesaplarım üzerinde dolar TL paritesinin gerçek değeri üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Bu videoda onunla ilgili söylemeyi düşünmüyorum. Bu videoda sadece artık insanların bu duruma uyanması gerektiğini,
bu duruma tepki vermesi gerektiğini, düşünmesi gerektiğini, sorgulaması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu kanalı açarken dedik ki ilk videoda ve diğer videoların da altlarında, bu kanal ampute hayvan barınağı oluşturmak için açılmış bir kanaldır geliriyle. Bir aylık bir süreç oldu reklam girmeye, kanal gelir getirmeye başlayalı. Arada bana yazıyorlar. Adam diyor ki ampute hayvan barınağı ne oldu diyor, var mı bir gelişme, ne olacak diyor, sorguluyor adam. Bak cebinden para vermediği şey için bile benim verdiğim sözü sorguluyor adam. O adam benim canıma minnet. O adam sorgulayacak. Benim istediğim şey o zaten. Sorgulayın arkadaş. Benim izlediğim reklamla senin aldığın gelirden ampute hayvan barınağına ne gibi bir durum, ne gibi gelişmem var de. Benim verdiğim vergiyle bana ne yapıyorsun diye sorgula. Ben niye bir paket sigarayı 18 liraya alıyorum diye sorgula. Niye son 3 ayda elektriğe 3 kere zam geldi diye sorgula. Madem anlatıyorsunuz çıkıp her şey güllük gülistanlık, ekonomi 10 numara, dolar da yükselmiyor, doları da baskı tutabiliyoruz, her şey süper. Her şey süperse son 3 ayda niye elektriğe bu kadar zam geldi? Son 3 ayda elektriğe bu kadar zam geldiyse niye enflasyon tek haneli rakama düştü? Ciğer buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa ciğer nerede? Bunlar hep matematik, bunlar hep sorgulama. Bunu sorgulamazsan rektal tuşeyi yemeye devam edersin. Bunu sorgulamayacaksan zaten bu videoyu da izleme. Burada senin için anlatabileceğim bir şey yok. Bak orada dolara hedef veren adamlar var. Git onların videolarını izle. Onlara göre yatırım mı yaparsın, ne yaparsın? Kendi kararını ver. Başına geleceklere razı ol. Ya da dur, bu adam ne diyor diye bir düşün. Sonra git önceki videoları izle. Önceki videolarda söyledikleriyle işte son bir ayda, son 45 günde biz video çekiyoruz. Son 45 günde bu adam 15 tane video atmış. Orada neler söylemiş, neler gerçekleşmiş, neler gerçekleşmemiş. Neresinde patlamış? Hangisi boş? O Trump videosu çok az izlendi diğerlerine göre. Çünkü içinde dolar 12 olacak, dolar 65 olacak falan filan zıvırlaması yok. Ben içimden geleni, hissettiğimi, gördüğümü alenen söylüyorum. İnsanlar tarafından tutulmuyor bu. Çünkü insanların beklentisini gıdıklayacak bir şey yok. Ama orada asıl gerçek var. En az izlenen videomuz en çok sevdiğim video. Yaptığım için en çok gurur duyduğum video. Soya videosu. Ama insanlar o videoyu izlemeyi tercih etmiyor. Ben orada soya ile nasıl öldürüldüğümüzü anlatıyorum. Adamın soya ile nasıl öldürüldüğümüzle ilgili endişesi yok. Olmayacak da. Ama bu videonun başlığına dolar 12 lira olacak yazayım. 100 bin garantili. Ben buna işte kılım. Çünkü bir tane amcaya soruyorlar. Laiklik nedir diyor amca diyor. Amca da vallahi kızım diyor. Kerhanedeki diyor kerhaneye layıktır. Okuldaki diyor okula layıktır. Benim için diyor layıklık budur. İnsanlar eğer buna tepki vermezse, yorumlarında evet bu böyledir demezse, bu video soya videosu gibi, Trump için söylediklerimin bulunduğu video gibi kalırsa, ben de bundan sonra diyeceğim ki bizimkiler de buna layıkmış. Yazacağım. Dolar 12, dolar 13, 14'te adaya vapur kalkıyor, 15'te selametli. Ya ben sana yakıştıramam bunu ya. Açık açık söyleyeyim şu anda burada. Yapabileceğini de düşünmüyorum. Söylüyorsun şu anda ama bence sen de dönüp bunu kendin yapmazsın yani. Şu anda sinirli olduğum için söylüyor olabilirim. Ayrıca şunu söyleyeyim. Hani sen ilk başta diyorsun ya, en çok sevdiğim video soya videosu. Evet. Neden? Çünkü anlattıklarında kendin bir kere çok tatmin ve çok mutlu olmuşsun ve geleceğe bir mesaj göndermişsin. O videoda aslında öyle bir kaygı, bizim kaygımız var. Evet. Cebinde doların varken ölmeyeceğinin garantisi yok. Dolar seni ölümden kurtarmaz. Dolar seni kanser olmaktan kurtarmaz. Ama gıda güvenliğini cebine koyarsan dolar sonraki aşama olabilir. Evet. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Aç bak. Onların hiçbir yerinde dolar yok. En altta diyor ki karnımı doyurayım, güvenliğim olsun, barınacak yerim olsun, sosyal ihtiyaçlarım olsun. Ondan sonra da diyor para olsun, kendimi tamamlarım falan filan. Önce karnımı doyurayım ve güvenli şekilde, sağlıklı şekilde hayatıma devam edeyim var. İşte orada ben Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt katına hitap ediyorum soya videosuyla. Eğer senin derdin orayı tamamlamadan dolara geçmekse kusura bakma rektal tüşeyi yiyeceksin. Bunu yemeye de devam edeceksin. Onun cevabını kendin veriyorsun birçok yerde. Ne diyorum? Köylü zehir atıyor toprağına ama bunun ceremesini hemen çekmiyor. Anında öldürmüyor. Anında öldürmüyor. Ama dolar 12 lira olma umudu bazı ekonomistler tarafından 3 ay sonra, yıl sonunda, ay sonunda onun derdi de
cebindeki parasını alıp yıl sonunda güzel, zengin olmak. Güzel. O adama da şöyle bir şey söyleyeceğim. Bıkmadınız mı arkadaş? Bıkmadınız mı ya? Bıktılar. Ya biz, farkındalar. Biz herifi eleştiren bir tane video çektik. Sonra bir tane daha video çektik. O videonun yorumunda dedikodu yapmayın diyen bile oldu. YouTube'da video çekip koyuyoruz ve buna dedikodu diyor adam. Bizde eleştiri kültürü yok. Yanlışını görüp yanlışını söylemek, doğrusunu da söylemek tabii. Eleştirinin içerisinde sırf yergi yoktur. Övgü de vardır. Yanlışsa yanlışı, doğruysa doğrusunu söylemek. Biz buna eleştiri diyoruz. Adam diyor ki dedikodu. Bunu bu şekilde algılayan adam, o adamdan 12 lira martavalını dinlemeye devam etsin. Evet. 12 lira 2,5 sene sonra ya da 2 sene sonra ya da 1,5 sene ya da 1 sene sonra bilmiyorum, müneccim değilim. Olduğu zaman da ben 12 lira demiştim diyecek ya adam. Adam da diyecek ki siz o zaman söylemiştiniz ama bak 12 lira oldu. Fıkrasına gülünmeyen adam neydi? Bak öleceğim öleceğim dedi. İnanmadınız. Bakın ne oldu, bakın şimdi. Ne oldu şimdi. Hadi bak 12 oldu. Bu yani. İlerleyen bölümlerde doların, az önce sözünü vermiştin, doların gerçek değeri ve hepinizin çok merak ettiği FX, Forex konusunu konuşacağız. Ana başlıklarıyla bir seri halinde olacak. Forex hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar o serimizde olacak. Eğer o bölümlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, mutlu günler. Görüşmek üzere.